Bu görüşmelerde ilginç bir isim daha masadaydı. Daha doğrusu masanın hemen kenarında İbrahim Kalın'la beraber oturuyordu. Bu isim de bir Rus oligark. Roman Abramovich. 2003 yılında İngiltere'nin Premier Ligi'ndeki en büyük kulüplerden Chelsea'yi satın aldığı zaman bir anda bütün dünyanın gündemine gelmişti. Biz aslında Abramovich adını duyuyorduk. Kendisi daha önce İstanbul'a, Bodrum'a yatlarıyla, tekneleriyle gelip Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ancak ne iş yaptığını tam olarak bilmiyorduk. Şu anda 90'ların sonrasında özelleştirilen Rusya'nın önemli oligarklardan biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak öğrendik ki aynı zamanda Putin'in de bir nevi kankası. O kadar yakınlar ve bu görüşmelerde de, barış görüşmelerinde meğerse daha önce mekik diplomasisinde bulunmuş. Bu hafta, bütün hafta boyunca bu konu konuşuldu. Abramovich ne yapıyor? Hatta bir de ilginç bir haber ortaya atıldı. Abramovich zehirlendi mi? Zehirledi mi Ruslar diye. Bence tamamen Batı basının oyunu diyebiliriz. Çünkü Rusların şu anda heyetinin bir parçası olarak İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki görüşmelere katıldı Abramovich. Sık sık Putin'le buluştuğu söyleniyor. Biliyorsunuz şu anda İngiltere'de Chelsea takımı dahil Abramovich'in servetine el konulmuş durumda. İki yatını Türkiye'ye getirdi. Geçtiğimiz haftalarda getirmişti. Ne kadar para getirdi? Getirdi mi, getirmedi mi? Nereden getirdi? Tam olarak bilinmiyor. Ancak kendisi şu anda mal varlığına el konulan Putin'in yakın çevresindeki oligarklardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. İlginç bir durum bu oligark meselesi. Bize biraz yabancı bir kavram ama özellikle 90'lar sonrasında özelleştirmelerin olduğu Rusya'da başta Putin olmak üzere devletin pek çok sahip olduğu meseleye konan, çöken diyelim hatta bu insanlar şu anda inanılmaz büyük servetlerle servete sahipler ve biraz bu servetlerin ne kadarı Putin'in ne kadarı değil o da bilinmiyor. Batı'da Putin'i sıkıştırmak için oligarkların mal varlıklarına el koymaya başladı. Abramovich de mal varlığına el konulan isimlerden bir tanesiydi. Kendisi dev alüminyum endüstrisinin kontrolünü ele geçirmişti Rusya'da. Büyük bir serveti var. Dediğim gibi Chelsea takımının sahibi olmasının yanı sıra pek çok mülkü de vardı. Bunlara da el konuldu İngiltere'de. Daha doğrusu donduruldu. Peki bunlar serbest kalır mı bilmiyoruz ama isterseniz Siyament Kaçmaz'a soralım. Gazeteci Siyament Kaçmaz Moskova'dan şu anda yayınımıza katılıyor. Siz daha iyi bilirsiniz Siyament Bey. Abramovich kimdir? Rusya'da nasıl bir Abramovich algısı var? Çünkü bu hafta bir yandan da denildi ki Rus basınında Abramovich ile ilgili haber yapılması yasaklandı. Bu doğru mu onu da merak ediyorum. Evet, son olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ortaya çıkan ve hakkında sayısız hikayelerin anlatıldığı Abramovich, daha doğrusu Rusların tam söylemiyle Roman Arkadievich Abramovich'in isterseniz ben herkesin tanıdığı ve bilinirliğinin arttığı dönemin öncesini anlatayım. Çünkü sonrasında herkesin gözü önünde cereyan etti biliyorsunuz. Abramovich 1966 doğumlu, Moskova'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Saratov şehrinde doğdu ve Moskova Petrol ve Gaz Enstitüsü'nü okudu. 87-89 yıllarında kamuya bağlı inşaat şirketlerinde çalıştığını görüyoruz ve orada iş hayatına başlangıç noktası oradaki kamuoyu inşaat şirketlerindeki işleri olduğunu söyleyebiliriz. 89'da polimerlerden oyuncak üretimiyle ilgilenen uzmanlaşmış Uyut isimli bir kooperatif kurup öyle devam ediyor iş hayatına oligark. Sonrasında 91-93'e kadar da Moskova'da petrol tüccarlığıyla uğraşıyor. Tabii o zamanki Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile yakınlaştığı ve bu ilişkiler sayesinde devlet tarafından birçok taviz gördüğü iddia ediliyor. Zaten çıkış noktasının da o olduğu ifade ediliyor. Hatta Putin ile tanışmasının da Yeltsin tarafından olduğu ifade ediliyor. Rus halkı onu tanımaya başladığı yıl ise 1995. O dönemler henüz 30'lu yaşların başlarında mütevazi ve petrol tüccarlığı yapan bir genç. Tabii özelleştirme sırasında beklenmedik bir şekilde Sibirya merkezli çok karlı bir petrol şirketi olan Sibneft'i satın alınca ismi de tanınırlığı da artmaya başlıyor. Kaynaklar Abramovich'in bu satışla ilgili olaraktan Sibneft ile yapmış olduğu satışla ilgili birçok dedikodunun yayıldığını ve bu söylentilerin de onu aslında şöhrete kavuşturan söylentiler olduğu ifade ediliyor. Arkasındaki soru işaretleri daha doğrusu öyle söyleyelim. Yeltsin zamanındaki özelleştirme dalgasında
devlet başkanına o dönem yakın olan ve oligarh dediğimiz birçok Rus elit var o dönemlerde. Brizovski'den tutun da Türkiye'ye gittiği söylenen şu günlerde Anatoli Çubayis, Yukos davasından tanıdığımız Hadarovski ile birlikte o özelleştirmeden Abramovich de faydalanan isimlerden. Ancak Abramovich o diğerlerine göre biraz daha Rusya'dan yana tavrını alıyor ve Rusya'ya yakın durmayı tercih ediyor. Dolayısıyla yükselişini sağlayan etmenlerden bir tanesi de bu oldu diyebiliriz. Tabii Putin'in Yeltsin'den başkanlığı devralmasından sonraki seçimlerde de o seçim süresinde Abramovich'in Putin'in seçim kampanyasını desteklediğini söylüyor birçok Rus. Hatta sponsorluğunu yaptığını ifade ediyor ve 2000'li yılların başına geldiğinde de o 100 milyon dolara almış olduğu Sibneft'in yaklaşık 2 milyar gibi bir rakama ulaştığı belirtiyor ve o saatten sonra da Abramovich'in harcamaları ve yaptıkları magazin diline düşmeye başlıyor ve o da onun tanınırlığını arttırmaya götürüyor bu Rus oligarı. 2000'li yıllarda Roman Abramovich o dönemlerde Çukotka özel bölgesine vali olarak da atanıyor. Bu özellikle valilik döneminde Putin yurt dışında yaşamayı seçen birçok oligarhın aksine Abramovich'e bu görevi veriyor ve Çukotka'yı geliştirmesi koşuluyla yurt dışında yaşamasına izin veriyor diğer oligarkların aksine. Bunu da çok ciddi bir şekilde mesai harcayarak Abramovich Çukotka bölgesini kalkındırıyor. Hatta Çukotka bölgesi Abramovich'i o kadar çok seviyor ki oraya gerçekleştirmiş olduğu altyapı yaptırımları neredeyse hiçbir bölgenin erişemeyeceği seviyelere çıkmıştı o dönemlerde. Bölgenin sosyoekonomik durumunu iyileştirdi. Yerel nüfusun yaşam standartlarını yükseltti diyebiliriz o dönemlerde. Abramovich 2005'e geldiğimiz zaman bu almış olduğu Sibneft'in yaklaşık %72'lik hissesini Gazprom'a satıyor ve oradan da 14 milyar dolarlık muazzam bir kazanç elde ediyor. Ve 2016'da da Putin'de valilikten yetkilerine son verilmesini istiyor. İstifa dilekçesini veriyor ancak istifası kabul görmüyor. Çünkü Putin onun vali koltuğunda oturup Çukotka'daki yaşamı ve seviyesini geliştirmeye devam etmesini istiyor. O da buna devam ediyor. O süreçte de basında çok fazla yer almıştı. Sıra dışı projelerle gündemde yer bulmuştu o zamanlar Abramovich. 2008 yılına geldiğimizde o zamanlar Putin başbakanlık koltuğuna, Medvedev ise devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. İşte 2008'de o zaman Medvedev'in bir kararnamesiyle Abramovich valilik yetkilerinden vazgeçmiş ve istifa etmişti. 2008'de yine aynı bölgede Çukotka'da bir seçimlerde çok yüksek bir oyla Çukotka yerel yönetimine, Duması daha doğrusu Rusça deyimle, başkanı olarak seçildi ve 2013 yılına kadar da bu görevi yürüttü. 2013 yılında kamu görevlerinin yurt dışında mülk sahibi olmasını yasaklayan bir yasanın kabul edilmesinden sonra da istifa etti. Çünkü o döneme kadar Abramovich artık Avrupa'ya açılmıştı. Özellikle İngiltere'deki yatırımları ve spor kulüplerine yatırımlarıyla çok gündemdeydi. Zaten ondan sonraki yaşamı da malumunuz. Boşanmaları, nafakaları, son olarak da bu Rusya-Ukrayna etrafında dönen olaylardan sonra da mal varlığın dondurulmasıyla gündeme geldi. Her dönem konuşulan bir isim. Bugün dünyanın neresinden bir insanı durdurursanız adını söylediğinizde mutlaka onunla ilgili birkaç cümle kuracaktır. Dediğim gibi son dönemlerde de Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerle gündeme geldi ki o müzakerelerin yani bu delegasyon şeklindeki görüşmelerinden önce de görevli olarak bizzat elini taşın altına koyduğunu Kremlin sözcüsü Peskov dile getirmişti. Onu gönüllü bir şekilde kabul etmişti. Tabii bu çok önemli bir şey çünkü ara bulucu olacaksanız sadece bir tarafın sizi desteklemesi değil, karşı tarafın da sizi kabul etmesi gerekiyor. İşte her iki tarafın kabul etmesiyle
Roman Abramovich bu müzakerelere başlangıç noktasında devreye girmişti. Son olarak da İstanbul'daki müzakerelerde kendisini gördük. Her iki tarafında kendisine güvenin olduğunun göstergesi. Dediğim gibi Abramovich'in ondan sonraki sürecini herkesin gözleri önünde yaşadı. Ben sadece onun 2013'ten önceki, yani herkesin bilmediği Abramovich kısmını size anlatmaya çalıştım. Siyamet Bey, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bu hafta İbrahim Kalın konuşuldu. Avrupa basınında, Amerikan basınında, daha doğrusu Batı basınında. Özellikle bir zırva diyebileceğimiz bir öneri ortaya atılmıştı. Kimi Amerikan basını tarafından. Denilmişti ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir kara kedi durumunda olan şu S-400'leri keşke Türkiye Ukrayna'ya verse de Ruslara karşı Ukraynalılar bunu kullansa. Bunun tabii ki herhangi bir olma ihtimali yok, ancak bu soru İbrahim Kalın'a soruldu. CNN televizyonda Becky Anderson tarafından İbrahim Bey de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi. Eğer NATO üyesi Türkiye'yi desteklemek istiyorsanız Türk ordusunun ihtiyaç duyduğu kaliteli silahlar ve Patriot savunma füze sistemini satarak destekleyebilirsiniz dedi. Ve bakın bu sözlerini nasıl devam ettirdi. I understand, but how difficult is it to, you know, look President Zelensky in the eye or speak to him on the phone and say we've got S-400s but you're not getting them. We're a NATO ally. We know that you are desperate for air defense systems, but you're not getting ours. How difficult is that? You can make the same case for other NATO allies, with all due respect, that have much more military equipment than we do, and that have more sophisticated defense systems than even S-400. And why are they not being delivered to Ukraine? Sevgili seyirciler, 5'ine 1 kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından devam edeceğiz.